Sağlıklı yaşamla ilgili merak ettiklerinizi siz sordunuz, Doktor Murat Topoğlu yanıtladı. İşte sağlıklı ve dinç bir ömür geçirmek için bilmeniz gerekenler. Saat yürümeliyim. Eğer mümkünse her gün yürüyelim. Bu sorular herkesi yakından ilgilendiriyor. Doktor Murat Topoğlu, Magazin 8 izleyenlerinin en çok merak ettiği sağlık sorularını yanıtladı. Fazla kilonuz olduğunu nasıl anlarız? Anlamanın birçok yolu var. Büyüklerimiz her işin başı sağlık diye boşuna söylememiş. Bu sorular ve cevapları altın değerinde değerli izleyenler. Hocam hangi zeytin daha sağlıklı? Daha çok bizler hep yeşil zeytin değil siyah zeytin yiyoruz. Ama ben size kilo vermeyle ilgili özellikle yeşil zeytini tavsiye ediyorum. Çünkü yeşil zeytinin kalorisi biraz daha azdır. Kilo verirken hangi peyniri tüketmeliyim? İki tane peynirimiz var. Bunlardan bir tanesi inek peyniri, bir tanesi keçi peyniri. Ben tabii ki her zaman keçi peynirinin daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Ama miktar çok önemli. Bu kadar miktar yiyeceksiniz. Yani şu miktara kadar ulaşmayacaksınız. Çünkü peynirde kalori çok fazla. Hocam su aç karnına mı tok karnına mı içilmeli? Su aç mı tok mu hiç fark etmez aslında. Yeter ki su için. Hele bu yaz sıcaklarında en az 3,5-4 litre su içeceğiz. Suyu nasıl içeceğiz? Esas önemlisi o. Şimdi elimde 2 tane bardak var. Bir tanesinin içine buz ekliyorum. Buzlu su içerseniz 70 ila 100 kalori günlük daha fazla kalori harcarsınız. Hocam bir haftada 7 kilo verebilir miyim? İnsanlar çok çabuk kilo vermek istiyorlar değil mi? Tabii ki 7 kilo vermek mümkün değil, önce onu söyleyeyim. Ha kilonuz 180 kilo olursunuz da bir hafta salata yoğurt diyeti yaparsınız. Tamam 7 kilo verirsiniz ama 180-190 kilo olmanız lazım onun için. Hocam günde kaç saat yürümeliyim? Eğer mümkünse her gün yürüyelim. Her gün yürüyelim. 1 saat en az yürümeniz lazım. 1 saatten aşağı yürürseniz kalori harcaması çok zor. Hocam karpuz kavun kilo aldırır mı? Miktarına bağlı, miktarına bağlı. Ama ne kadar tüketeceğiz? Her zaman söylediğim gibi günde 3 porsiyon tüketeceğiz. Ama bizim yaptığımız başka bir yanlışlık var. Nedir biliyor musunuz? Şu karpuzu alıyorsunuz ve yanında da maalesef böyle bir peynir yiyorsunuz. Nedendir bu? İnanış anlamadım gitti. Karpuz peynir kilo verdirir. Hayır efendim. Karpuz peynir kilo aldırır size. Çocuğumu şekerlemeden uzak tutamıyorum. Ne yapabilirim? O zaman şişman ve obez bir çocuğunuz olur. Şekerlerden uzak tutamazsınız. Böyle bir şey yok anneler babalar. Gerçekten size çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarınızı, dil damaklarını lütfen şu gördüğümüz şekerli gıdalar veya şu tarzda gördüğünüz gibi kuru meyveler çok fazla tüketirsiniz. Hele bir de buna şekerli gıda olarak şöyle gösterdiğim çikolatalı gofretler sürekli alıp tüketirseniz maalesef obezite çok ilerleyen bir hastalık. Çocuklarınız obez olur. Fazla kilonuz olduğunu nasıl anlarız? Tabii anlamanın birçok yolu var. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir indeks var ama ben bugün onu anlatmayacağım. Göbek çevremizle basen çevremizi ölçeceğiz. Bunları birbirine böleceğiz. Çıkan rakamları size şimdi anlatıyorum. Elimize bir mezuru aldık. Bu mezuruyla şimdi Hazan Hanım, yanımda yine asistanım, onu ölçeceğim. Bakalım beli kaç çıkacak. Bel bölgesi 68. Bunu bir yere yazıyoruz. Bir de kalçamızın en çıkıntılı olan alanından bir ölçüm daha yapıyoruz. Burası da 92 çıktı. 68'i 92'ye böldüğünüz zaman 0,73 çıkar. İdeal bir durumda. Çünkü 0,86'yı geçmeyeceksiniz. Detoks yaparak kilo verebilir miyim? Tek başına detoks diyetleri çok fazla kilo verdirmez. Ama biz bugün size güzel bir detoks içeceği hazırladım. Şu ana kadar hiçbir televizyon programında da göstermediğim bir şey göstereceğim. Hemen önümüze bir sıcak bir bardak su alıyoruz. Ve içine ne koyuyoruz? 2-3 adet karanfil koyuyoruz. Bunun içine başka bir şey daha koyacağız. Biraz pul biber koyacağız. Bunu bir dakika bekletiyorsunuz. Acı biberle karanfili bir bardak sıcak suyun içinde yavaş yavaş içiyorsunuz. Ama genelde çok sıcaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Akşam yemekten sonra. Kilo vermem durdu. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki zaman zaman kilo verme durabilir. Hepimizde olabilir. Sakın üzülmeyin. Özellikle hanımlar adet öncesinde, adet sırasında ve adet sonrasındaki 2 güne kadar asla tartılmasınlar. Çünkü tartı fazla çıkar. Bu normaldir. Vücut 1,5-2,5 kilo su tutar. Bazen kilo verme sırasında metabolizma kendi kendine stop yaptırır. O da normaldir. Size şöyle 5-6 gün boyunca yapacağınız güzel
Çok güzel bir diyet vereceğim. Alıyoruz sütümüzü elimize, keçi sütünü içine koyuyoruz. 5 çorba kaşığı dolusu yulaf ezmesini koyuyoruz. Bir kaşık da bal koyuyoruz. Sabah kahvaltımız bu. Öğlen bol miktarda şurada gösterdiğim taze nane, gördüğümüz gibi maydanoz ve marul yapraklarını güzel güzel doğruyoruz. Salata şeklinde yapıyoruz. Akşam da salatamız var. Ama yanında yoğurt da yiyebilirsiniz. İstediğiniz yoğurttan, istediğiniz kadar. Yani öğlen akşam salata yoğurt diyeti. Genelde benim hekim olarak bütün hastalarım salata yoğurtçu doktor olarak tanımlar. Ama çok hızlı kilo verdiren bir şeydir. Ve günde 3 porsiyon da meyve yiyeceğiz. Nedir? Bir şeftali, bir muz, 2 tane de kivi. 2 kivi bir meyve eder. Toplam 3 porsiyon günde meyve yiyoruz. Öğlen akşam salata yoğurt yiyoruz. Sabah kahvaltımızda yulaf ezmeli süt yiyoruz.